şunu altını çize çize söylüyorum değerli kardeşlerim. Kesinlikle riba ve faiz aynı şey Değil, değil. O evet. açıdan faiz Doğru. kelimesini kullanmayın. Evet. Bakın, faiz riba değildir. Değildir. Kredi faizi olsun, ihtiyaç faizi olsun ya da tasarruf için götürüp bankaya koyduğunuz paraya karşılık bankadan aldığınız şeyler olsun. Bunlar kesinlikle Kur'an'ın yasak ettiği ve adına riba dediği şeyler değil. Rabbimizin yasak ettiği, hatta öyle bir yasak ki bir insanı öldürmekle, can almakla eşdeğer bir şey. Yani riba ebedi olarak insanın cehennemlik olabileceği, Çok keskin bir karar var. yani çok Hiç başvurdunuz çok mu ağır bir buna? suç. Evet. Neden sorusunu sorun dedim ya. Niçin ya? Neden riba yasak? Çünkü sebep şu. Rabbimiz imkanı olanın imkanı olmayanı ezmesini istemiyor. Zaten geliyor o Gücü ayette. olanın gücü olmayanı ezmesini istemiyor. Yani güçlünün zayıfı ezme. Rabbim aslında bir tek bu ayet üzerinden bile çok samimi söylüyorum. Bir insan hiçbir şey olmasa bile bu ayetten dolayı yine Müslüman olması lazım. Yani o kadar muazzam bir evrensel bir kural var ki burada. İnsanın tüyleri diken diken oluyor. Yani riba yasak. Niye? Çünkü riba demek haksız ve karşılıksız bir fazlalıktır. Evet. Hakkınız değil, Evet. haksız ve Bu karşılıksız. zaten riba. Dolayısıyla bu tamamen Allah'ın dışında birisinin, gücü zaten. olan birisinin, zayıf olan birisini ezmesini, sömürmesini, hayat hakkını yok etmesi gibi bir şey. O açıdan şimdi dönelim faizde. Faizde böyle bir şey var mı? Gücü olan gücü olmayanı mı eziyor? Tam tersine gücü olmayan gidiyor gücü olana veriyor parayı, oradan fark alıyor. 100 lira verdiyse 110 lira alıyor. Yani 100 lirası 90 liraya düşmüyor. Hayır, şimdi o yeterli yetersiz ayrı bir konu. Orada değilim ben. Yine bugün Türkiye'de milyondan fazla insan ev kredisiyle ev sahibi oldu. Bundan muazzam bir şey ya. Bak zayıf, normal koşullarda asla ev sahibi olamayacak bir insan kredi yoluyla, krediyle ev sahibi, yani zayıf desteklendi. Zayıflığının azalmasına, yok olmasına, ya bu hayırdır bu ya? Onun için bu milleti, bu toplumu, bu İslam dünyasını bilinçli bir şekilde uyuttular. Yani sermayeden uzak tutmak için. Fabrika sahibi olmayacaksınız. Fabrikada işçi olacaksınız. Bütün sermaye belli kişilerin elinde toplanacak. Onlar dünyayı bu sermayelerle yönetecekler. E sen bulaş. Şimdi adam diyor ki ya faiz diyor maliyeti artırır. Bu doğru. Faiz maliyeti artırır. Peki faiz olmasa ne olacak? Faiz olmasa vadeli alacaksınız. Vadeli aldığınızda vade farkı ödemeyecek misiniz? Ödeyeceksiniz. Ne kadar? Faizden daha fazla. E vade farkı helal. Hayda. Faiz, kredi haram. Niye? O da fark, bu da fark. Zaten artık kimse